Merhaba arkadaşlar, C#'ta stok takip otomasyonunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Geçen videoda müşteri işlemlerini bitirmiştik. Bu videoda ürün ekleme işlemini anlatacağız. Bunun için bir tane form açıyorum, yeni bir tane form. FRM ürün ekle diyelim. Evet, bu formu da düzenleyerek işleme devam edelim. Arka plan rengini mavi yapıyorum. Ve tekstini de ekleme sayfası diyelim. Başlangıç durumunu da center screen merkezde olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, şimdi ürün eklemede ne olacak arkadaşlar? Bir yeni ürün ekleyeceğimiz bir kısım olacak. Bir de var olan ürünün üzerine miktar ekleme bölümü olacak. Bunun için group box alıyorum. İki tane şöyle kontrol tuşuna basılı tutarak. Şimdi buraya yeni ürün diyelim. Group Box 2'ye de var olan ürün diyelim. Şöyle biraz büyütelim. Text Box alıyorum arkadaşlar. Barcode no. Kategori ve markayı combo box'tan seçeceğiz. Ürün adı, miktarı, alış fiyatı ve satış fiyatı. Evet, buraya da ekleyelim. Şuraya ekleyelim. Barcode no, kategori, marka, ürün adı, miktarı, alış fiyatı ve satış fiyatı. Şöyle büyütelim ve içine alalım. Evet, burası tamam. Şimdi combo box alalım. Bu kategori için, bu da marka için. Label alalım. Bir, iki, üç. Evet, burası bu şekilde. Buton alıyoruz. Şöyle. Evet, şimdi düzenleyelim. Bir daha seçelim. Aralıklarını eşitleyelim. Hizalayalım. Combo box'ları biraz küçültelim. Evet, bu şekilde. Aynı şekilde bunları da hizalayalım. Aralıklarını da eşitleyelim. Bu arada label'ların da aralıklarını eşitleyelim. Buradakileri de eşitleyelim. Evet, hemen yazalım. Barcode no. Kategori. Marka. Ürün adı, miktarı, bu alış fiyatı olacak. Alış fiyatı, bu da
Satış fiyatı. Aslında direkt şunu silelim. Gerek yok. Direkt şuradakileri alalım hemen. Kopyalayalım. Aynısı zaten. Böyle sağa doğru hizalayalım. Aynı şekilde bunları da sağa doğru hizalayalım. Biraz daha çekelim şöyle. Bakalım şunu da aynı hizaya getirelim. Ekle diyelim buna. İkisine de ekle diyeceğiz. İsimlerini değiştiriyorum. BTN var olana ekle diyelim. Bu da BTN yeni ekle. Evet, şimdi bunları şöyle yapalım. Grup baksın, içinde kalsın bunlar da. Evet, burası bu şekilde. Evet, şimdi burada arkadaşlar kategori ve markayı veri tabanından çekeceğiz. Ve bu arada SQL Server'ı açalım. Tablomuzu da ekleyelim. Hemen. Arama seçeneği çalışmıyor sanki. Evet, SQL Server. Açılsın. Biz de bu arada varsa birkaç işlem yapalım. Marka için arkadaşlar bir tane form açalım. FRM, daha doğrusu kategori önce. FRM kategori. Bir tane de marka için açalım. FRM marka diyelim. Buradan veri tabanına ekleyeceğiz. Rengini değiştiriyorum. Şöyle kategori sayfası diyelim. Başlama durumunu da aynı şekilde değiştiriyorum. Küçültelim. Burada bir tane text box alacağız. Label. Bir tane de buton. Kategori diyelim. Bu da ekle diyelim buna da. Evet, bağlan diyelim. SQL Server'ı açalım. Sanırım hizmetler durdurulmuş olabilir. Bir bakalım. Biz bu arada marka sayfasına gelelim. Aynı şekilde. Evet, tam dediğimiz gibi. Evet, bunun için arkadaşlar hizmetleri açacağız. Hizmetlerden SQL Server'ı tekrar çalıştıracağız.
Şöyle bakalım. SQL Server. Evet, burası arkadaşlar. Başlat diyoruz. Evet, açıldı. Kapatıyorum. Tekrar bağlan diyorum. Evet, bu sefer bağlandı. Dosyamıza gelelim. Stok takip. Zaten bir tane tablomuz var. Yeni bir tane tablo oluşturuyoruz. Evet. Barkod no envarchar diyoruz. Kategori aynı şekilde marka, ürün adı, miktarı. Bunu arkadaşlar tam sayı yapacağız. Int yapıyoruz. Sonra alış fiyatı. Bunu da ondalıklı sayı desimal 18'e 2 yapıyoruz. Yani virgülden sonra 2 basamak diyoruz. Satış fiyatı aynı şekilde, bu da desimal virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde ondalıklı sayı yaptık. Bir de tarih. Bunu da envarchar yapalım. Evet, bunu ismini de ürün yapalım. Ürün diyelim. Arkadaşlar bir de kategori ve marka içinde tablo açalım. Kategori envarchar. Buna da kategori bilgileri diyelim. Kategori, çünkü marka kategoriye bağlı olarak gelecek. Bir de marka diyelim. Marka bilgileri. Evet, şu anda 3 tane tablomuz gelmesi lazım. Bir yenileyelim. Evet, geldi arkadaşlar. Ürün, marka bilgileri ve kategori bilgileri. Buradan çıkıyorum. Şimdilik burayla işimiz kalmadı. Evet, marka sayfasında düzenleyelim. Aynı şekilde. Tekstine de marka sayfası diyelim. Aynı şekilde başlama durumunu da merkezde olacak şekilde ayarlayalım. Evet, burada neler olacak? Bir tane combo box. Kategoriler gelecek buraya. Şöyle label alalım. Bir tane text box alıyoruz. Bir tane de buton. Buna kategori diyelim. Marka. Ekle diyelim. Şöyle bir şey yeterli.
Mart ayı da şöyle çekelim. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Şimdi ana sayfamıza gelelim, yani satış sayfamıza gelelim. Buraya arkadaşlar daha önce silmemişiz. Küçük bir deneme yapmıştık. Orada kalmış. CRM ürün ekle. Ekle. Ekle nokta show diyalog dedik. Bir de marka ve kategori içinde butonu ekleyelim. Hemen aslında bunları silelim. Şurada var zaten. İki tane. Sayfayı da biraz büyütelim. Şuna marka diyelim. Bu da kategori. Evet, butonlarımıza da görev tanımı yapalım. CRM kategori, kategori diyelim adına. Kategori nokta show diyalog. Marka için. Marka nokta show diyalog dedik. Evet, buradaki işlemler tamam arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Yes diyelim. Evet, müşteri ekleme sayfasında kapatalım. Şimdi burada öncelikli olarak kategori ve marka eklemeyi yapalım. Ondan sonra da ürün ekleme sayfasına geçeceğiz. Evet, şimdi burada arkadaşlar hemen dosyamızı açalım. Dosyamız burada. Kopyalıyorum hemen burayı. Kütüphanemize ekleyelim. Using system nokta data SQL client diyoruz. Sonra bağlantımızı tanımlıyoruz. SQL connection bağlantı diyelim adına. Şöyle kopyaladığımı buraya yapıştırıyorum. Evet, bağlantımızı tanımladık. Şimdi burada hemen gelelim tekrar. Butona çift tıklıyorum. İşlemleri burada yapacağız. Bağlantıyı aç. SQL command. Komut satırımızı tanımlıyoruz. Neler yapacağımızı yazacağız. Bağlantı diyelim şöyle en sonuna. Insert. Ekle, into, nereye? Kategori bilgileri, kategori bilgileri tablosuna, sütunumuz da kategori, bir tane var, values, değeri nereden alacak? Tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak, textbox birden alacak,
Evet, burası bu şekilde. Komut nokta execute enquiry işlemi onayladık. Bağlantıyı da kapatıyoruz. Ve text box'ımızı da temizleyelim. Ayrıca da bir tane mesaj alalım. Kategori eklendi. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Bunu kopyalayalım. Marka içinde. Marka sayfasını açalım. Hemen şuraya. Tabi bağlantı cümlesini de almamız lazım. Bağlantı cümlesini de alıyoruz. Yapıştır diyelim. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki kütüphanemizi buradan ekliyoruz ve işlemler düzeliyor. Şurayı değiştirelim tabi. Burada marka bilgileri olacak. Kategori ve marka olacak. Burada da şöyle tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Yani text box birden önce bir de combo box birden bir değer alacağız. Evet, onu kategoriden alacak. Textbox 1'dekini de markadan almış olacak. Evet, burası bu şekilde. Şuraya o zaman diyelim ki marka eklendi diyelim. Ve ayrıca da combo box 1 temizlensin. Evet, burada ayrıca bir de şunu yapmamız lazım. Form açıldığı zaman kategorilerin combo box 1'e gelmesi gerekiyor. Evet, formun load olayında olacak bu işlem. Yine bağlantı diyeceğiz. Bağlantıyı aç. Sonra SQL command komut diyelim yine. Şöyle tekrar bağlantı diyelim. Burada select kayıtlar için yıldız from tüm kayıtlar kategori bilgileri diyoruz. Sonra SQL data reader komutunu çalıştırıyoruz. Komut nokta execute reader diyoruz. Eşitleyerek onaylıyoruz burada. While döngüsünü açıyoruz. Diyeceğiz ki kayıtlar okunduğu sürece bu işlemi yap. Bağlantıyı kapat diyelim şöyle. Combo box 1. Kayıtlar buraya gelecek. Items added. Şöyle. Burada da diyeceğiz ki veri tabanındaki kayıt, yani read. Nedir bu? Zaten bir tane var. Kategori. Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Bunu metot haline getirelim. Ctrl R ve M'ye basıyorum seçili vaziyette. Bunu niye yapmadı? Bir daha bakıyorum. Neyse, biz yapalım. Private void kategori getir. Olsun. Bu şekilde. Şurayı arkadaşlar alıyoruz şöyle. Aynı şekilde şuraya da kategori getir diyelim. Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. Çalıştıracağız şimdi bir. Evet, bir bakalım. Önce bir çalıştıralım. Eklemeler oluyor mu, olmuyor mu? Onlara bakalım. Ondan sonra ürün ekleme işlemine geçeceğiz.
Evet, açıldı. Şimdi kategoriye geçelim. Mesela gıda diyelim. Bakalım, evet eklendi. İçecekler diyelim. Eklendi arkadaşlar. Kapatıyorum. Şimdi markaya geliyorum. Bakalım geldim. Evet, gıda ve içecekler geldi arkadaşlar. Gıda diyelim. Mesela buna da ne diyelim? Peki. Evet, eklendi dedi. Tekrar ülke diyelim. Evet, bu da eklenmiş oldu. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Kapatalım. Hemen ürün ekleme sayfasına gelelim. Bir de arkadaşlar burada önce ürün ekleme işlemini anlatalım. Ondan sonra engellemeyi de, yani burada barkod mu aynıysa engelleme işlemi veya kategori veya markada da engelleme işlemini göstereceğiz. Evet, şimdi buraya geliyorum. Burada da aynı şekilde önce kategori, hemen bunu markadan alalım. Aynısı zaten. Şurası. Hatta beraber alalım şöyle. Kopyalayalım. Ürün eklemeye. Formun load olayında bu işlem gerçekleşecek. Kategori getir metodunu çağırıyoruz. Aynı şekilde burada da arkadaşlar önce bir bağlantı cümlesini alalım. Şurada şöyle boş bir alana yapıştıralım. Ve kütüphanemizi de ekleyelim hemen. Evet, kütüphanemiz buraya eklendi arkadaşlar. Şurayı da bakalım. Bu arada isimlerini değiştireceğim. Yani ürün şuradaki text box ve combo box'ların ismini de değiştireceğim. Hemen bu işlemi yapalım. TXT barkod, barkod no diyelim. Şu da combo kategori diyelim. Şu A büyük oldu. Combo, combo marka TXT ürün adı. Bu da TXT miktarı. TXT alış fiyatı. TXT satış fiyatı. Bunlar da aynı şekilde barkod not txt yapalım bunları. Sonuna txt yazalım. Kategori txt, marka txt, ürün adı TXT, miktarı TXT, alış fiyatı TXT, bu da satış fiyatı TXT. Evet arkadaşlar, nesnelerimizin isimlerini değiştirdik bu şekilde. Şimdi tekrar geliyorum formun load olayına. Bakalım, evet değişmiş ismi. Tamam, değiştirmemize gerek yok. Evet, bu işlem bu şekilde. Bir de arkadaşlar seçilme yaptığı zaman, şöyle kopyalayalım. Gelelim hemen tekrar şuraya.
Burada ben kategoriyi seçtiğim zaman o kategoriye bağlı markanın gelmesi gerekiyor. Evet, şöyle çift tıklayalım. Evet, burada arkadaşlar bakalım şöyle. Şurası kombo marka olacak. Buraya da markalar gelecek. Şurayı arkadaşlar burayı marka bilgileri olarak değiştireceğiz. Marka bilgileri. Evet, burası bu şekilde. Bu işlem yapılırken daha önceki kayıtlar ne yapılsın? Silinsin. Bunun için de combo marka nokta items nokta clear diyelim. Aynı şekilde tekstil de temizlesin. Combo baksın içeriğini de, yani tekstini de temizlesin bu şekilde. Başka herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Olmaması lazım. İşlemde herhangi bir sorun görünmüyor. Evet, burayı da bir gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra ekleme işlemini yapacağız. Bakalım istediğimiz şekilde oluyor mu? Evet, şimdi burada ürün ekleme geliyorum. Her neyse, şuraya gıda gelmiş. Evet, eti ülker. Eti ve ülker gelmiş. Diğerlerinde olmama, yani içecekte olmaması lazım. Yok, temizlenmedi. Seçtiğim zaman temizlenmesi lazımdı. Combo markanın. Bir bakalım. Niye böyle oldu? Items clear dedik. Evet, yani şunları da yazalım. Kategori marka. Onunla alakalı değil ama marka bilgileri dedik. Evet, şuraya arkadaşlar, tamam. Şurada ver diyeceğiz. Onu unutmuşuz. Neye göre? Kategoriye göre eşittir tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak seçilen nesneye göre kategori nokta selected item diyelim. Şunları yazmaya gerek yok. Yazabilirsiniz. Artık size kalmış. Çünkü fazla bir şey yok burada. Evet, bu şekilde bir yapalım arkadaşlar. Çalıştıralım tekrar. Evet, burada ürün ekleme, gıda, tamam. İçecekler. Evet, temizlendi arkadaşlar. İstediğimiz şekilde oldu. Tekrar geldi. Evet, tamam. Burada herhangi bir sorun kalmadı. Tekrar ürün eklemeye gelelim ve bu sefer eklemeye başlayalım. Evet, butona çift tıklıyoruz. Hemen bağlantı aç diyeceğiz. SQL command komut new SQL command. Ekleme komutumuz olacak insert into tablomuz ürün. Hemen açalım şöyle. Evet, ürün arkadaşlar tablomuz ve sütunları da görüyoruz. Şöyle parantez açalım. Values. Şuraya neler olacak? Barkod mu? Kategori.
marka, ürün adı, miktarı, alış fiyatı, satış fiyatı ve tarih. Burayı kopyalıyorum hemen. Burada parametre kullanacağız. Komut parametre. Şuralara et diyelim. Yani farklı bir isim olmalı. Başka bir şey de yazılabilir. Bu şekilde yapıyoruz genelde. Şimdi bunları nereden çekeceğimizi komut parametre işleminde göstereceğiz. Önce komut execute an query diyelim. İşlemi onayladığımızı gösterelim. Komut nokta parametre edit with value txt barkodnu nokta text. Önce buradan başlayalım. Add barkodnu. Evet, şöyle kopyalayalım hemen. Barkodnu kategori, marka, ürün adı, miktarı, alış fiyatı, satış fiyatı ve tarih. Hemen değiştirelim. Kategori, marka, ürün adı, miktarı, alış fiyatı, satış fiyatı, bu da tarih. Evet, bunları değiştirelim. Kategori, combo kategori, bu da aynı şekilde combo marka, ürün adı, ürün mü yazdık? Evet, ürün yazdık. TXT ürün adı, miktarı TXT, alış TXT alış fiyatı, bu da satış TXT satış fiyatı. Şimdi burayı değiştirelim. Bugünün tarihi. Date, time, now, to string. Hem tarih hem de saat olarak verecek. Bağlantıyla kapatalım. Close diyelim. Ve arkadaşlar burada temizleyelim. Kontrolleri adı bu olsun, item olsun. Group box 1'deki kontrolleri dolaş diyeceğiz. If item is text box diyelim. Item nokta text eşittir. Bu şekilde diyelim. Bir de combo box olanları da temizlesin. Combo box olanları da temizlesin. Evet, burası bu şekilde. Bir de mesaj alalım. Mesaj box show ne diyelim, ürün eklendi. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Bir çalıştıralım.
Ürünümüzü ekleyelim. Ondan sonra var olan ürün seçeneğine geçeceğiz. Çalıştır diyelim. Ayrıca arkadaşlar bir şu markadan içeceklere de iki tane ekleyelim. Birisi erikli olsun. Tamam. Diğeri de Coca-Cola olsun. Evet, bunlar da tamam. Ürün eklemeye geliyorum. 100 olsun. Barkod numarası. Gıda. Eti. Bu da çikolatalı gofret diyelim. Miktarı 50 tane. Alış fiyatı temsili olarak yazıyoruz bunları. 0.85. Bu da bir nokta virgüllü olsun diye 1.10-15 diyelim. Ekle diyorum. Hata nerede? Evet evet tamam. Evet şimdi arkadaşlar şu miktarını arkadaşlar tam sayı olarak tanımlamıştık. Bunu burada da tam sayıya çevirmemiz lazım. Aynı şekilde alış fiyatı ve satış fiyatını da aynı şekilde burada double dersek yeterli olur. Double parse ediyoruz. Ondalıklıya çeviriyoruz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar double parse, üstte int parse kullandık. Onu tam sayı yaptık. Evet, tamam arkadaşlar. Bir daha çalıştıralım. Ürün ekleye geliyoruz. Tekrar 100 gıda eti Ülker'miz o. Ülker'di galiba. Ülker çikolatalı gofret. Elli beş tane diyelim. 0.75 diyelim. Bu da 0.95 diyelim. Ekle diyorum. Evet ürün eklendi. Evet temizliği de yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir sorun kalmadı. Evet tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi burada aslında şöyle bir şey de olabilir. Bir dakika önce temizlendikten sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Combo marka için items clear diyelim. Zaten seçildiği zaman marka ismi gelecek. Böyle bir şey de yapalım. Daha sağlıklı olsun. Biraz ayrıntıya önem verdik. Bu otomasyonda arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde bir tane ekledik. Şimdi o barcode noise seçtiğim zaman yani yazdığım zaman barkodun adını bilgilerin şu tekstlere gelmesini sağlayalım. Ondan sonra da şuraya bir label ekleyeceğim. Label. Var olan miktarı buraya yazsın. Yani daha önce. Şuraya da arkadaşlar ben yeni miktar ne kadar ekleyeceksem onu yazmam lazım. Şunu biraz aşağı indirelim. Şöyle olsun. Şunu da yukarı çekelim. Evet bakalım. Label 15'i şuna ne diyelim? Label 15 label'e miktarı diyelim.
Teksini de temizleyelim. Evet, burası bu şekilde olsun. Evet, şimdi burada barkod no, yani barkod no txt barkod numarasını yazdığım zaman bilgilerin tekstlere gelmesini sağlayalım. Ondan sonra ekle butonunu yapacağız. Evet, çift tıklıyorum. Buraya da bağlantıyı aç diyelim. SQL command komut eşittir new SQL command böyle bağlantı diyeceğiz. Select yıldız, yani tüm kayıtları göster. Ürün olacak. Ver neye göre? Barkod no'ya göre. Barkod no. Like diyelim. Tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Şuraya da diyeceğiz ki barkod no txt nokta text. Evet, bu şekilde dedik. Sonra arkadaşlar SQL data reader tekrar eşittir komut nokta execute reader. Sonra while döngüsünü açıyoruz tekrar. Tab tuşuna iki defa bastık. Burada da aynı şekilde kayıtlar okunduğu sürece döngümüz çalışacak. Evet, burada neler olacak? Kategori txt eşittir read veri tabanındaki neyi çekecek? Ürün tablosundaki kategoriyi çekecek. Kategori. Evet, bunları şöyle kopyalayalım. Kopyala diyelim. Marka, ürün adı, miktarı şeyler label'da olacak. Miktarı, ondan sonra miktarından sonra alış fiyatı, satış fiyatı. Evet, bu şekilde olsun. Burası marka. Buraya ürün adı, miktarı, alış fiyatı, satış fiyatı. Şunlar marka txt, ürün adı txt, burası da label miktarı, alış fiyatı txt, bu da satış fiyatı txt olacak. Evet arkadaşlar, burada ayrıca şöyle yapalım. If diyelim, şayet barkod no txt nokta text eşittir boşluk ise, burada da kontrolleri dolaş diyeceğiz. Nerede ki? Group box 2'deki kontrolleri dolaş. If diyelim. Text box olanları temizle. Eğer text box ise bunu ne yap? Temizle. Şu şekilde. Ayrıca bir de label miktarını da temizlesin. Evet, burayı da bu şekilde yaptık. Bakalım. Bir çalıştıralım. Çalıştıralım arkadaşlar. Son duruma bakalım. Neler olmuş? Ürün eklemede arkadaşlar bir tane daha ekleyelim. 101. Bu da gıda, eti, bisküvi olsun. Bisküvi temsili yazıyoruz tabi. 65 tane. Bu da arkadaşlar 1 virgül
25 olsun ve 1,45 diyelim. Virgül olması açısından bu şekilde yazıyorum. Şimdi 100. Evet, geldi arkadaşlar. 55 tane görüldüğü gibi. Silin tekrar. 101 dediğim zaman da geldi arkadaşlar. Evet, 65 tane. Burası bu şekilde. Tamam, burada herhangi bir sorun kalmadı. Şimdi gelelim bir de ekleme işlemine. Üzerine ne yapacak? Düzenleme yapacağız. Yani bağlantıyı aç diyelim. Burada da SQL command komut new SQL command komut nokta execute an query diyelim ve bağlantıyı kapatalım burada. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Şöyle bağlantı diyelim. Update düzenle. Ürün neyi düzenleyecek? Set miktarı eşittir arkadaşlar. Miktarın üzerine ekleyecek. Artı diyeceğiz. Tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak dedik. Ve ver diyeceğiz. Barkod no eşittir. Tek tırnak, çift tırnak, çift tırnak, tek tırnak. Şunları düzenleyelim. Bunu nereden çekeceğiz? Int parse diyelim önce. Sayısala çevirelim. Yok, LBL değil. Miktarı text buradan alacağız. Int parse şuraya artı diyeceğiz. Evet. Artı. Şuraya da artı dememiz lazım. Evet, burayı düzenledik bu şekilde. Şöyle artı artı yapalım. Buraya da aynı şekilde. Barkod.txt nokta text'tir. Burası da. Hemen burada da aynı şekilde şurayı alalım direkt. Direkt şurayı alalım. Copy diyelim. Temizlesin. Ve mesaj alalım. Var olan ürüne ekleme yapıldı diyelim. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Burayı da çalıştıralım. Ondan sonra kalan işlemler. Burada arkadaşlar niye böyle oluyor anlayamadım. Bazen şuralar pasif hale gelebiliyor. Çalıştıralım tekrar. Son duruma bir bakalım neler olmuş. Ürün eklemeye gelelim. Şimdi burada 100 ülke çikolatalı gofret. 55 tane var. Ben bunun üzerine 25 tane daha ekliyorum. Ne yapacak? 80 yapması lazım. Ekle diyorum. Evet, var olan ürüne ekleme yapıldı. Tekrar bakalım değişmiş mi? Evet, 80 olmuş arkadaşlar. Bir de 101 için deneyelim. 65. Buna da 35 tane daha ekleyelim. 100 olması lazım. Ekle diyelim. 101. Evet arkadaşlar, 100 gördüğümüz gibi ürünlerin, var olan ürünlerin üzerine de ekleme yapıldı. Şimdi arkadaşlar şu işlemleri yapalım. Aynı kaydın engellenmesi işlemini yapalım. Ondan sonra bu videomuzu da burada bitirelim. Kategoriyle başlayalım. Önce bir değişken tanımlayalım. Bol türünde durum diye bir değişken tanımladık. Sonra bir tane metot kategori engelle. Bunu burada yapalım. Zaten diğerlerine kopyala yapıştır yapacağız. Çok bir zaman almayacak. Bağlantı aç diyelim tekrar burada da. Tabii daha öncesinde
durumun turu istediğimiz şekilde olduğunu belirleyelim. Burada turu'yu biz istediğimiz işlem olarak tanımlayacağız. İstemediğimiz işlem, yani engelleme işlemini de false olarak tanımlayacağız. SQL command commut eşittir new SQL command, şöyle bağlantı diyelim. Select yıldız from kategori bilgileri. Bu şekilde dedik. Ondan sonra burada da aynı şekilde SQL data reader olacak. Read diyelim adına. Commut nokta execute reader. Sonra while döngüsünü açıyoruz. Burada da aynı şekilde kayıtlar okunduğu sürece diyeceğiz. Bağlantıyı kapatacağız. Evet, şuraya arkadaşlar şunu yazacağız. Diyeceğiz ki if şayet eğer bu aradığımız kayıt veri tabanında varsa durumu false yap. Bu şekilde şöyle diyelim. Barcode no için txt barcode if diyeceğiz. Kategori pardon. Text box 1. Text box 1 nokta text eşit eşit eğer veri tabanındakine eşitse bu şekilde diyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar boşken de ekleme yapmasın. Eğer boş olarak geçilirse ona da ekleme yapmasın. Şurası kategori olacak. Eşitse ne diyeceğiz? Durum eşittir false. Bunu engelle. Evet, bunu arkadaşlar burada buton 1'de çağıracağız. Kategori engelle dedik. If diyeceğiz. Eğer durum eşit eşit true'ysa bu işlemleri yap. Bu arada şunu alalım. Her ikisinden sonra da olsun. Else mesaj box ve mesajla uyarsın bizi. Şöyle diyelim. Virgül uyarı böyle bir kategori var dese, böyle bir kategori var. Evet, bunu arkadaşlar bunu şöyle alıyorum. Aynı şekilde marka işlemi içinde yapıyorum. Şöyle şuradan. Şurayı marka yapalım. Marka engelle. Burası da şurası marka olacak. Marka bilgileri tablosu. Şurası marka. Aynı şekilde arkadaşlar combo box 1. Bu da eğer boş geçilirse aynı şekilde şöyle veya diyeceğiz bunlara. Şu eşittir bir tane daha. Evet, her ikisi de combo box veya text box 1. Bunlar da boş geçilirse ekleme yapmasın. Burada şunu diyeceğiz. Combo box 1 nokta text eşit eşit read toString diyeceğiz. Şuraya v diyeceğiz. Şu şekilde. Buradaki kategori olacak arkadaşlar. Yani diyorum ki
Kategori ve marka ikisi de varsa, yani o kategoriye bağlı, o marka varsa ne yap? Bunu engelle. Veya text box 1 boş geçilirse ya da combo box 1 boş geçilirse ne yap? Ekleme yapma dedik. Hemen buraya geliyoruz, butona. Burada da marka engelle diyeceğiz. If diyoruz. Aynı şekilde durum eğer true'ysa bu işlemi yap. Değilse zaten yapma. Şurayı şöyle alalım. Şuraya getirelim. Burada olacak bunlar. Aynı şekilde else diyelim. Message box ile mesajla bizi uyarsın. Şöyle diyelim. Böyle bir kategori ve marka var desin. Evet, burası bu şekilde. Bir de bunu barkod no içinde yapalım. Ve engelleme işlemini de burada bitirelim. Hepsi için tek tek deneyeceğiz. Ürün ekleye gelelim şuraya. Evet, şurası ürün olacak. Ürün. Şurayı da diyeceğiz ki barkod kontrol diyelim, aslında daha mantıklı olur. Barkod kontrol. Şurada arkadaşlar şurayı şöyle alalım. Burada diyeceğiz ki txt barcode no nokta text eşit eşit, eğer veri tabanında varsa yine aynı şekilde, aynı barcode no varsa veya txt barcode no eğer boş geçilirse ekleme yapma dedik. Bunu butondan önce yeni, evet yeni ekle. Buradan önce yapacağız. Barcode kontrol diyelim. If durum eşit eşit true diyelim. Eğer doğruysa bu işlemi yap. Buraya kadar alıyoruz. Else message box show. Böyle bir barkod no var desin. Uyarı. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Şu kontrol yapalım burayı. Ondan sonra marka kontrol zaten marka kontrol kategori içinde aynı şekilde kategori kontrol diyelim. Evet arkadaşlar, bir çalıştıralım, sonra eğer bir sorun yoksa videomuzu da burada bitirelim.
Evet, şimdi kategoride deneme yapalım. Gıda vardı. Gıda. Bakıyorum şöyle. Evet, böyle bir kategori var. Mesela kuru yemiş. Kuru yemiş ekleyelim. Evet, eklendi arkadaşlar. Burada bir sorun kalmadı. Şimdi marka için gelelim. Mesela gıda. Gıdada ne vardı? Eti vardı. Bakalım. Evet, böyle bir kategori ve marka var. Şimdi bir de boş için deneyecektik. Evet. Aynı şekilde. Peki yukarısı boş olsa, tamam. Her ikisi boş olsa, tamam. Buna da Pınar diyelim, eklesin. Eklemenin olduğunu da gösterelim. Tamam, burada da bir sorun kalmadı. Kategoride de deneyelim, boş olduğu zaman. Evet. Şimdi ürün eklemeye gelelim. Ürün eklemede mesela diyelim ki 101 eklemek istiyorum. Rastgele bir şeyler yazalım mesela. İki virgül 50, bu da 3 olsun. Mesela böyle bir şey deneyelim. 101 var. Evet, böyle bir barkod var dedi bize. Aynı şekilde bunun eğer boşsa mesela, boşsa, evet, güzel. 101, 102, 103. 103 ekleyelim. Bir tane rastgele içecek ekleyelim. Erikli 0,5 litre su diyelim. Miktarı 80 tane. Bu da 0,60 diyelim alış fiyatına. Satışına da 0,75 diyelim. Eklendiğinde gösterelim. Evet, ürün eklendi arkadaşlar. Evet, ikinci videomuz bu kadar arkadaşlar. Ürün ekleme işlemini bitirdik. Yani eksik yok diyebiliyorum. Eğer varsa da bize bildirebilirsiniz. Yorumlarda bizi aydınlatabilirsiniz bu durum, bu konuda. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler arkadaşlar.